Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün motor soruları çözeceğiz ama Tuba arkadaşımızın yorumuyla başlamak istedim. Kendisini tebrik edelim ve kutlayalım. Bizimle çalıştı ve sınavı başarıyla tamamladı. Şimdi arkadaşlar 36 tane motor sorusu çözeceğiz. Bu çözeceğimiz sorular sınavlarınızda en çok çıkanlar olacaktır fren sistemi araç kullanımı ön düzen ayarları aktif pasif güvenlik sistemi ile alakalı sorular olacak arkadaşlar videonun en sonunda 17 tane yıldızlı not düştüm bakın hepsi birbirinden değerli 17 tane yıldızlı notumuz var ee, soruları da açıklamalı ve detaylı gideceğiz hatta görseller de ekledim yani çok faydalı bir soru çözümü olacak İnşallah videonun sonunda da sizlere bir şeyler katmış olarak buradan ayrılacaksınız diyorum hazırsak hadi hemen başlıyorum Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? Fren, yakıt, yağlama, soğutma Doğru olan cevabımız A şıkkı Fren olacaktır. Hemen bahsedelim arkadaşlar Şimdi ABS e, Frenleme anında direksiyon hakimiyetini sağlar ABS ıslak veya kaygan yüzeyli yolda fren yaptığımızda ya da Bekle, beklemediğimiz bir engelle karşılaştığımızda ani fren yapımında tekerlekler bloka olacaktır arkadaşlar ve sürücünün araç üzerindeki direksiyon hakimiyeti ortadan kalkacaktır. Araç kaymaya ve savrulmaya başlayacaktır. İşte bu gibi durumlarda ABS tekerleklerin bloka olmasını engelleyen sistemdir. Sınav tabiriyle şöyle sorarlar arkadaşlar sınavlarınızda ani frenleme esnasında sürücünün direksiyon hakimiyetini elinde bulundurmasını sağlarlar e, ee, şimdi ABS ışığımız gösterge lambamızda yanıyorsa bir arızadan dolayı sistem devre dışı kalmış demektir. Aracımızın normal frenleri iyi çalışıyor olsa bile ani frenlerde tekerleklerin kilitlenmesini önleyen fren sistemi yani ABS çalışmayacaktır arkadaşlar. Frenlerde arıza olduğunu bize bildirir diyorum. Yakıt yağlama soğutma ile alakası yoktur. Geldik ikiye. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar? Arka sis lambası, kısa hüzmeli farlar, uzun hüzmeli farlar, sol sinyal lambaları. Doğru olan cevabımız C şıkı uzun hüzmeli farlar olacaktır. Arkadaşlar uzun hüzmeli farlar mavi renktir. 100 metreye aydınlatır. Kısa hüzmeli farlar yeşil renktir. 25 metreye aydınlatır. E, bu söylediklerim birer sınav sorusu. Geldik 3'e. Araç kullanırken daha iyi direksiyon hakimiyeti sağlamak için direksiyon tutma pozisyonu saat rakamlarına göre nasıl olmalıdır? 9 15 9 20 10 15 10 20 Doğru olan cevabımız A şıkkı. 9-15 olacaktır Arkadaşlar bu soruyu direksiyon eğitim dersinde uygulamalı e, hocaların size gösterecektir ama ben yine de açıklayayım direksiyon ayarı ve tutuş pozisyonunda sırtımız koltuğa yapışık vaziyette kollarımız e, kollarımızı öne uzattığımız zaman bileklerimiz direksiyon simidinin üstüne kadar gelmelidir ve direksiyon mutlaka iki elle tutulmalıdır e, sinyal kolu farlar selektör kollarına e, kolayca ulaşabileceğimiz şekilde olmalıdır arkadaşlar saat yönüne göre 9-15 pozisyonda olmalıdır geldik dörde aracın gösterge panelinde bulunan şeklindeki gösterge sürücü neyi bildirir araç hızını yakıt miktarını motor sıcaklığını motor devir sayısını Doğru olan cevabımız D şakı motor devir sayısını bildirecektir Arkadaşlar şimdi bu bir e, sınav sorusudur ama şöyle aşağı inelim Arkadaşlar bu üçü de tek başına ayrı ayrı birer sınav sorusudur hayret göstergesi kilometre göstergesi devir göstergesi Dilerseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz bir sıralama sorusu verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır birincisi jant kapağı çıkartılır. 2. Kırık ile araç kaldırılır. 3. Bijon somunları sökülür. 4. Bijon somunları gevşetilir. 5. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Hadi şıklara bakalım. A şıkkı 1, 2, 3, 4, 5. B şıkkı 2, 3, 1, 4, 5. C şıkkı 3, 2, 4, 5, 1. D şıkkı 5, 1, 4, 2, 3. Arkadaşlar doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani 5, 1, 4, 2, 3 şeklinde olacaktır arkadaşlar. E, önce aracın hareket etmemesi için bir gerekli güvenlik önlemlerini alacağız değil mi? Daha sonra ne yapacağız? Şant kapağını çıkartacağız. Daha sonra somunlara geleceğiz. E, bijon somunlarını gevşeteceğiz. Daha sonra arkadaşlar e, kriko ile aracı kaldıracağız. Ve en sonunda bijon somununu sökeceğiz arkadaşlar. Cevabımız denizde şıkkı olacaktır. Geldik diğerine. Çarpışma anında otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? ABS fren, hafızalı koltuk, otomatik hız kontrol, hava yastığı yani airbag. Doğru olan cevabımız D şıkkı. Hava yastı olacaktır. Arkadaşlar otomobillerde elektronik sensörlerin çarpışmayı algılamasıyla devreye girerdi değil mi hava yastı? Çarpışma anında çarpışma anı ile aynı zamanda bir patlayıcı ateşlenerek o ana kadar katlı duran hava yastığının içerisine zararsız nitrojen veya argon gazını doldurarak şişirir ve emniyet kemeriyle birlikte sürücülerin güvenliğini sağlardı. Şişme zamanı 30-40 milisaniye hızında bu şekilde şişer Arkadaşlar ciddi yaralanmaların önüne geçer. Daha sonra küçük delikleri sayesinde hemen inerdi. Yıldızlı not düşelim. Yeni nesil araçlarda emniyet kemeri takılı değilse havaya astıkları çalışmazdı arkadaşlar. Öğrencilerin diğer karıştırdığı ışık hafızalı koltuk belki, belki kapınızı karıştırır. Onu da şöyle söyleyelim. Farklı kişilere ait bireysel koltuk ayarlarını kayıt eder. E, hatta düğmesi de vardır. Basınca tekrar konumuna gelir. Sistem koltuk pozisyonunu hafızaya alır. Arkadaşlar sesle de uyarır. Geldik 7'ye. Velanlardan hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 1. Motor ve araç kontrolünün yapılması, 2. Koltuk ve aynaların ayarlanması, 3. Emniyet kemerinin ayarlanması. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız D şıkkı. 1, 2 ve 3 olacaktır. Videonun sonunda 17 tane yıldızlı not vereceğim demiştim ya arkadaşlar. İşte bunlardan da bahsettik. Geldik 8'e. Araçta aşağıdakilerden hangisinin kullanılması? Yağışlı havalarda kaza riskini artırır. Alışımlı jant, tam şarjlı akü, uzun yakıt buraları, eski ve aşınmış lastikler. Doğru cevabımız değişik kalır değil mi? Eski ve aşınmış lastikler kaza riskini artırır. Hele ki yağışlı havalarda daha da çok artır değil mi arkadaşlar? İşte cevabımız deniz şakı olacaktır. Geldik 9'a. Araç muayene istasyonlarında lastiklerin diş derinlikleri kaç milimetreden az olursa ağır kusur olarak kabul edilir. 1.6 milimetre, 3 milimetre, 3.6 milimetre, 4.5 milimetre. Doğru olan cevabımız A şıkkı 1.6 mm olacaktır. Şimdi kısaca bahsedelim. Lastiklerin tabanında bulunan dişler aracın yola tutunmasını, yol üzerinde biriken suların tahliyesini ve bu kanallardaki hava sirkülasyonu sayesinde lastiğin solmasını sağlardı değil mi? Araç muayenesi hakkında yönetmeliğe göre arkadaşlar lastik dişlerini en az 1.6 mm olmalıydı. 1.6 mm'nin altındaki Diş derinliği ağır kusur sayılıyordu ve araç muayeneden geçmiyordu. Geldik 10. sorumuza. Lastiklerin üzerinde yazan rakamlar 155 çarpı 60 çarpı 14 lastiklerin hangi bilgisi ile ilgilidir? Lastik desenleri ile, lastik basınçları, lastik ömrü ile, lastik ebatları ile. Doğru olan cevabımız D şıkkı lastik ebatları ile ilgilidir. Arkadaşlar 155 milimetre cinsinden lastiğin genişliğini 60 Lastiklerin milimetre olarak kesit oranını 14, e, su yani son rakam ise jant çapını gösterecektir. Bu videonun hemen altında e, motor ile alakalı linkimiz var. E, buradaki sorulara mutlaka bakın. Bu lastik sınavınızda birebir çıkan lastik soruları ile tek başına bir tane video hazırladım arkadaşlar. O lastik sorularına mutlaka bakalım. ABS fren sistemin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Kalkışta patinajı önler, debriyajının kolay ayrılmasını sağlar, frenleme sırasında tekerlekleri kilitler, frenleme anında direksiyon hakimiyetini sağlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini sağlar arkadaşlar. İlk sorumuzda da ABS'yi açıklamıştık zaten. Geldik 12'ye. Araç kullanırken arkadan gelen araçları iyi görebilmek, kör noktaları en aza indirebilmek için yan aynaları nasıl ayarlamalıyız? 45 derece, 60 derece, 75 derece, 90 derece. Doğru cevabımız D şıkkı 90 derece şeklinde ayarlamayız arkadaşlar. Şimdi trafik 360 derecedir değil mi önümüz 180 derece arkamız 180 toplamda 360 derecedir ee, önümüzü görebiliriz ama geri yani arkayı görebilmemiz için aynalardan faydalanırız ee, arkamızdaki araçlar kör, kör noktada olmadan görebilmemiz için vücut ölçülerimize göre ayarlamamız gerekiyor kör noktaları azaltmak için 90 derecelik açıyla ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar yıldızlı not düşüyorum ee, dış bükey aynalar daha geniş bir alanı gösterir ama mesafeyi tam göstermezler. Bu da dipnot olsun. Geldik 13'e. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? Aynı ayarları, araç lastikleri, yakıt seviyesi, koltuk ayarları. Doğru olan cevabımız B şıkkı. Araç lastikleri olacaktır. Arkadaşlar aracın etrafında şöyle bir tur atarız. Aracın lastik havalarını ve bijon vidalarının kontrolüne bakarız. Aracın altına bakarız. Bir akıntı sızıntı olup olmadığına bakarız. Yine araç altında hayvan cisim olup olmadığına bakarız. Bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken araca bininceki kontrol mü binmeden önceki kontrol mü? Buna dikkat edersek kolaylıkla cevabı bulabiliriz. 14'teyiz. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yakıtı azalmıştır, motor yağı azalmıştır, lastik havaları azalmıştır, soğutma suyu azalmıştır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar lastik havaları azalmıştır ön lastiklerin hava basıncı azalmışsa lastiğin biri inmişse veya patlamışsa direksiyon dönmez sertleşir direksiyon bağlantı çubukları levye kolları gibi parçalarda eğilme ve deformasyon varsa yani varsa eğer direksiyon sertleşip zor dönecektir arkadaşlar bir başka motor sorusunda aracın direksiyonu zor dönüyor diyorsa şu ikisini unutmayın ve şıklarda da bu söyleyeceğim ikisinden birini arayın arkadaşlar. Birincisi direksiyon zor dönüyorsa ya direksiyon dişli kutusu da e, direksiyon dişli kutusuna yağ kalmamıştır ya da ikincisi ise lastik havaları normal değerinden azdır. Şıklarda bu ikisinden bir tanesini arayın arkadaşlar. Geldik 15'e. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilmelidir? Günlük bakımda, haftalık bakımda, yıllık bakımda her araca binileceği zaman. 4 cevabımız denizde şıkı değil mi? Biz her araca bineceğimiz zaman lastiklerimizi şöyle bir etrafına dönerek kontrol etmeliyiz. 16'dayız. Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Basıncı, diş derinliği, hasarlı olup olmadı. Hadi şıkları bakalım. Yalnız bir, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3, Arkadaşlar bu üçü de dikkate alınmalıdır. Yani cevabımız denizde şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3 olacaktır. Aracın lastiği kontrol ederken basıncına, diş derinliğine ve hasarlı olup olmadığına mutlaka bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi lastik soruları hazırladım. O sorulara da mutlaka bakalım arkadaşlar. Karlı havalarda aracın hangi lastiklerine zincir takılır? Stepplesine ön lastiklerine, arka lastiklerine, çekici tekerleklere. Doğru cevabımız denizli şıkkıdır değil mi? Çekici tekerleklere karlı havalarda zincir takılacaktır. 18'deyiz. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise ne yapılır? Tel sarılır, sigara kağıdı sarılır. Aynı büyüklükte yenisi ile değiştirilir. Aynı amperde yenisi ile değiştirilir. Arkadaşlar tel sarmayacağız ya da sigara kağıdı sarmayacağız. E aynı aynı büyüklükte yenisiyle değiştirmeyeceğiz. Deniz şıkkı aynı Aper'de yenisi ile değiştirilecektir. Deniz şıkkı dedik ve 19'dayız. Aracın gösterge panelinde bulunan şekleki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? Arka sis lambası ikaz ışığı, hava yastığı ikaz ışığı, akü şarj ikaz ışığı, ABS fren sistemi ikaz ışığı. Doğru olan cevabımız C şakı Akü, şarj, ilk ışığı olacaktır arkadaşlar. Bu tarz sorular, sorularda sınavlarınızda çokça gelir. Şimdi diğerleri arka sis lambası, hava yastığı, ABS fren sistemi. Hocam bunlarda neydi diğerleriniz varsa hiç merak etmeyin. Onları da şöyle ekledim. Şimdi arkadaşlar ilk ABS ilk ışığını şu anda görüyorsunuz. Hava yastığı uyarısını ve aynı şekilde arka sis lambası düğmesinde görüyorsunuz. Geldik diğer sorumuza. Verilenlerden hangileri araca kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Aracı kullanmaya başlamadan önce diyor soruda. Birincisi lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesini kontrol edilmesi. İki aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edilmesi. Üç ön koltuklar, kafalıklar ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Yalnız bir, yalnız iki, yalnız üç, bir iki ve üç. Arkadaşlar araca kullanmaya başlamadan önce deniz şakı 1, 2 ve 3 işte bu bu üçü de yapılması gereken hazırlıklardandır arkadaşlar. Lastik hava basınçları ve yakıt seviyesini kontrol edeceğiz. Aydınlatma sinyal sistemi düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu ona tabii ki bakacağız. Ön koltuklar, kafalıklar ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması buna da bakacağız arkadaşlar. Denizli şakı geldik 21'e. Araç motorun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasına fayda vardır? Kornaya, vites koluna, fren pedalına, debriyaj pedalına. Doğru cevabımız deniz dişli değil mi arkadaşlar? Aracımıza oturduk, motorumuzu e, çalıştıracağız. Hangisine basacağız? Kornaya basmayacağız, vites koluna, fren pedalına basmayacağız. Deniz dişli şakı debriyaj pedalına basacağız. 22'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? Soruyu ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Antifriz kontrolü, yağ seviyesi kontrolü, elektrolit seviyesi kontrolü, hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A şıkkı. Antifriz kontrolü olacaktır. Şimdi arkadaşlar birazcık bahsedelim çünkü önemli. Soğutma sisteminin görevi yani yanma sonucuna ısınan motor parçalarının yüksek ısılardan zarar görmesini engelle, engellemek amacıyla motorun soğutulmasını sağlayan sistemdir, değil mi? Bu sistemde antifrizin kontrolü yapılması gereken kontrollerden bir tanesidir arkadaşlar. Yıldızlı not düşüyorum. Soğutma sisteminin parçalarıyla ilgili sorular gelir. Bakın söylüyorum sorular gelir. Neydi onlar? Radyatör, vantilatör kayışı, vantilatör, fan denir, devirdeyim, su pompası, termostat, harit, harit ısı göstergesi ve ısı müşiri olacaktır arkadaşlar. Bu saydıklarım da soğutma sisteminin parçalarıdır. Geldik 23'e. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü, arka ses lambasının yanmakta olduğunu, ön ısıtma bujelerinin çalışmakta olduğunu, egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını Doğru cevabımız Ceyhan şıkı değil mi? Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildiriyor arkadaşlar. Videonun sonunda 17 tane yıldız not düşeceğim demiştim. İşte bunun ile alakalı yani dizel motoru ile alakalı da bir dipnot düştüm oraya. Geldik 24'e. sinyal verildiğinde gösterge panelindeki sinyal lambası sekans ışığı çok sık yanıp sönüyorsa Sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Geri vites lambalarından biri yanmıyordur. Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. Fren lambalarından biri yanmıyordur. Far lambalarından biri yanmıyordur. Hangisi yanmıyordur? B şıkkıdır değil mi arkadaşlar? Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. Niye? Çünkü sinyal biz verdiğimiz zaman gösterge panelinde e, sinyal lambası ilk yazdığı çok sık yanıp sönüyor. Böyle hızlı hızlı yanıp sönüyor. İşte onun sebebi budur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 25'teyiz. Şöyle de gösterelim arkadaşlar. Son siyan açık, sağ siyan açık. Ha hocam buna gerek var mı diyen vardır ama emin olun bunun ile alakalı da bir sınav sorusu var diye gösterdim. Geldik yerine. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir? Hava filtresinin kilenmesi, yakıt deposunun delinmesi, yakıt sistemini hava yapması, depo kapağı ve çevresinin kilenmesi. Doğru olan cevabımız C şıkkıdır. Yakıt sisteminin hava yapması olacaktır arkadaşlar. Dizel motorlarda depodaki yakıt bitmesi sonucunda yakıt sisteminde hava oluşacaktır. 26'dayız. Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıda verilenlerden hangilerin durumu iyi olmalıdır? Bir bakalım hangisinin durumu iyi olacak? Birincisi aracın farları. 2. Motor yağ seviyesi. 3. Cam silecek lastikleri. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Yani aracın farları, motor yağ seviyesi ve cam silecek lastikleri iyi olmalıdır. 27'deyiz. Bu soruyu açıklayacağız. Marşa basıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir? Park lambası, sinyal lambası, şarj lambası, el fren lambası. Doğru olan cevabımız C şıkkı şarj lambası olacaktır. Şimdi arkadaşlar yıldızı not veriyorum. 10-15 saniyeden fazla uzun süre marşa basılması halinde aşağıdakilerden hangisi sebep olur diye bir sınav sorusu geldiği zaman akünün boşalmasına sebep olur diyeceğiz. Yine yıldızlı bir not motor çalışırken marşa basılır ise marş dişlisi zarar görecektir. Yıldızlı not dizel motorlarda ön ısıtma lambasının sönmesi beklenmelidir arkadaşlar. Bizim cevabımız C şıkkı şarjlanması dedik. Bu diğerleri parklanması, lambası, sinyal lambası, el fren lambası onlar neydi? Hadi şöyle aşağı inelim ve onlara bir dikkatlice bakalım. Arkadaşlar park lambasını verdim. Son sol sinyal açık, sağ sinyal açık bunu verdim. Şarj ilkans lambası el freni çekili veya hidrolik seviyesi düşük. Bu göstergeleri arkadaşlar dilerseniz ekran görüntüsü alın ama mutlaka öğrenin. Çünkü bunlarla alakalı çok sınav sorusu var. Geldik 28'de aşağıdakilerden hangisi aracın sağa veya sola dönüşünde diğer araçlara ikaz etmek amacıyla kullanılır? Geri vites lambaları, sinyal lambaları, park lambaları, sis lambaları. Doğru cevabımız B şıkkı sinyal lambaları olacaktır değil mi? Biz sağa ve sola döneceğimiz zaman hangisini kullanacağız? Geri vites lambasını kullanmayacağız. Park lambası, sis lambası bunları kullanmıyoruz değil mi? Sinyal lambalarını kullanıyoruz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar burada e, ön sistem lambası düğmesi ve arka sistem düğmesini düğmesinde bu şekilde size vermek istedim. Geldik diğerine. Lastik hava basınca normal değerinden az olursa aşağıdakilerden hangisi olur? Motoru sınır, yakıt tüketimi artar, motor yağı yakar, yakıt tüketimi azalır. Doğru cevabımız B şıkkıdır değil mi? Yakıt tüketimi artacaktır arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim supaplar genellikle kavuçuktan yapılır. Bu yüzden zamanla aşınır ve aşınma sonucu hava kaçırır. Arkadaşlar, hava basıncı normalden az e, olursa yanak kısımlarından aşınır ve yakıt tüketimi artar. Hava basıçları normal değerin üzerinde olan lastiklerde orta kısımdan aşınacaktır. Arkadaşlar, aşınan lastiklerde e, çabuk ısınacak ve maalesef patlayacaktır. Geldik 30'a. Lastik hava basıncı normal değerinden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi olur? Motoru ısınır, motor yağ yakar, lastikler orta kısımdan aşınır, lastikler yan kısımdan aşınır. Doğru cevabımız C şakı değil mi? Biraz önce söyledim. Lastikler orta kısımdan aşınacaktır arkadaşlar. Niye? Çünkü lastik hava basıncı normal değerinden fazla olduğu için aşınma söz konusu olacaktır. 31'deyiz. Araç hareket halindeyken direksiyonda titreme varsa sebebi nedir? Rolant ayarı bozuktur, lastik havaları azdır, tekerleklerin balans ayarı bozuktur, yıkıda azalmıştır. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Tekerleklerin balans ayarı bozuktur şimdi rot balans ayarı e, bozuk araçların direksiyonunda titremeler olur ve araç lastikleri içten ve dıştan yani yanaklardan aşınır arkadaşlar yılda en az bir kez ya da 15.000 kilometrede bir lastiklerin rot ve balans ayarı yap, e, yaptırılmaktadır Arkadaşlar bu da bir şöyle dipnot olsun geldik 32'ye aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir dikkatli bakalım doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar B şıkkı neydi ön sis lambası düğmesiydi C şıkkı kısa farlar açıktı hangi renkte yeşildi kaç metreye aydınlatıyordu 25 metreye aydınlatıyordu D şıkkı da Fren balata yarısıydı arkadaşlar. Geldik 33'e. ısıdan dolayı lastik hava basıncı fazlalaşmış ise ne yapılır? Aracın yükü azaltılır. Lastik havası olduğu basınçta bırakılır. Lastik havası azaltılır, soğuması beklenir. Doğru doğru olan cevabımız B şıkkı olacaktır. Lastik havası olduğu basınçta bırakılacaktır arkadaşlar. Hadi bakalım az kaldı. 30-34'teyiz. Lastiklerin hava basıncı dengesiz, biri az, biri fazla ise frenleme anında hangisi olur? Araç bir tarafa çeker, fren pedalı sertleşir, tekerleklerden ses gelir, fren hidroliği azalır. Orayı yanlış yazmışız. Doğru olan cevabımız A şıkkıdır değil mi? Araç bir tarafa çekecektir arkadaşlar, çünkü bir dengesizlik var, biri az, biri fazla. E ne olacak? Araç bir tarafa çekecek. 35'teyiz. Araç lastiği değiştirilirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? El freni bırakılır, vites boşalanır, debriyaja basılır, basılır, tekerleklere takoz konulur. Arkadaşlar aracımızın lastiğini değiştireceğiz ve kriko ile kaldırıyoruz. Yani ne yapacağız biz denizli şıkı, değil mi? tekerleklere takoz koyacağız arkadaşlar ki aracımız sabitlensin. 36 yani son sorudayız. Ondan sonra da ne yapacağız? Yıldızlı notlar okuyacağız. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisi neden olur? Aracın daha fazla yakıt tüketmesine, frenleme performansının artmasına, lastik basıncının kendi kendine azalmasına, belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine. Arkadaşlar lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmazsa belli bir hızdan sonra direksiyon titremesi neden olacaktır. Şimdi şöyle yıldızlı notlara gelelim. Bakın bu yıldızlı notlar hepsi birbirinden değerli ve önemli ve e, sınav sorusu nitelinde arkadaşlar. Birincisi Kış lastiği tarihleri bir Aralık 1 Nisan'dır. Aman diyeyim unutmayın. Sınav sorusunda vardır. Belki görenlerinizde olmuştur. Yıldız nota geliyoruz. Trivi kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildiren 3 tane lamba vardı, değil mi? Yağ lambası, hareket lambası, şarj lambası. Bu şekilde de verebilir. 1 2 3 diye sıralamayı da sorabilir. Görsel olarak da verebilir ama biz bu üçünü asla unutmayalım. Radyatör hortumlarında çatlak varsa değiştirilecektir. Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konulursa Aşağıdakilerden hangisi olur denildiği zaman motor silindir kapağı çatlar şıkkını işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Radyatör kapağı arızalıysa motor hareket yapacaktır. Radyatör takviye su, ilave su kabında su seviyesi e, kaptaki işaretli yere kadardır. Bakın unutmayın kaptaki işaretli yere kadardır. Geldik diğerine aracın fiziki kontrolü şimdi e, aracımızın camlar farlar ve dönüş ışıkların çalıştırıldığı ve temizliği kontrol edilmeliydi lastiklerde ise patlamış olması balon yapmış olması havasın azalmış olması diş derinliklerin azalmış olması gibi durumların olup olmadığı kontrol edilmeliydi arkadaşlar aracın fiziki kontrolü için bunu söylüyorum Araç dışı kontrollerine geldiğimiz zaman biraz önce soruda da şöyle kısa bir şekilde anlatmıştım ama yine yine bir bakalım. Aracın lastik havalarının ve bijon vidalarının kontrolü, aracın altına bakarak herhangi bir akıntı sızıntı olup olmadığının kontrolü, aracın altına yabancı bir şey hayvan cisim olup olmadığı, aracın dış lambalarının farlar, sinyaller, fren lambaları, park lambaları ve plaka aydınlatma lambaların yanıp yanmadığının kontrolü araç camlarının aynalarının sağlamlığı ve temizliği cam silecek suyunun ve cam silecek lastiklerinin kontrolü motor kabıda açılarak motor yağı soğutma suyu ve hidrolik yağı kontrolleri yapılmalıydı arkadaşlar Neyi, neyden bahsettik biz araç dışı kontrollerden bahsettik şimdi de araç içi kontrolleri Araç içine girildiğinde LPG kokusu, benzin kokusu ve benzeri kokuların olup olmadığını bakacağız. Eğer bu tarz bir araçta koku varsa arkadaşlar kontağı açmıyoruz. Camların temizliği bir kez de böyle aracın içerisinden kontrol edilmeli. Araç içi kontrolü için söyledim. Geldik yani koltuk ve başlık ayarına koltuk başlığı ile kafanızın arkasındaki mesafe 3 parmaktan fazla olmamalıdır. Yüksekliği de başınızla aynı yükseklikte olmalıdır. Koltukta dik oturmak gerekir arkadaşlar. Eee kaçtayız? 6'dayız. Aracı çalıştırırken dizel motorlarda ön ısıtma lambasının sönmesi beklenmelidir. Eee 7'deyiz. 10-15 saniye marşa basıldığı halde motor çalışmadıysa akünün kendini toplaması için kontak kapatılıp biraz beklenmeli. Sonra tekrar marş işlemi tekrarlanmalıdır. Bakın bunlar çok önemli notlar aslında. 8'deyiz. Motor çalışırken marşa basılır ise marş dişlisi zarar görecektir. 9'dayız. 10-15 on on saniyeden fazla uzun süre marşa basılması akünün boşalmasına sebep olur. Hani açıklamıştım ya arkadaşlar. Yıldızlı not demiştim ya. işte bakın burada da vardı. Niye? Çünkü önemli. <laughs> Ondayız Emniyet kemeri olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen güvenlik ekipmanıdır. Araçtaki yolcu ve sürücü dahil herkesin emniyet kemeri takması zorunludur arkadaşlar. Sınavlarınızda fırlamayı ve ölümcül bir yaralanmayı önleyen der ve bazı sınav sorularında emniyet kemeri takılması zorunlu değildir. Ya da işte kısa mesafede gidilecekse zorunlu değildir gibi sorular çıkabilir karşınıza ama zorunludur arkadaşlar. Arabacı arabaya bindiniz. Emniyet kemeri takılması zorunlu bitti bu kadar. 11'deyiz. Aydınlatma ışıkları frenlemede dönüşlerde kavşak tepe üstleri ve dönemeçlere virajlara yaklaşırken diğer sürücüleri uyarmak için selektör kullanılır. Kısa farlar yeşil renktir unutmayın. Kısa farlar yeşil renkte 25 metre önümüzü aydınlatıyordu. Uzun farlar mavi renkte 100 metre önümüzü aydınlatıyordu. Aracın geri vites lambaları beyaz renktir. Bakın renkleri sorarlar. Aracın geri vites lambası beyaz renktir. Aracın fren lambaları kırmızı renktir arkadaşlar. 13'teyiz. Fren çeşitlerine geldiğimiz zaman ayak freni, el freni vardı değil mi? Ee, araçlarda ayak freni ve el freni olarak ikiye ayrılıyordu. Şimdi ayak freni fren sisteminin görevi hareket halindeki aracı yavaşlatır yavaşlayan aracı en kısa mesafede ve en kısa zamanda durdururdu. El frene geldiğimiz zaman duran araca duran aracı sabitler ayak frenine basıldığında aracın ön ve arka tekerlekleri birlikte duracaktır Araçlarda ABS fren, havalı fren, şalt freni, motor freni gibi yardımcı ve destekleyici fren sistemleri bulunur arkadaşlar. 15'teyiz. Aracın direksiyonunda titreme veya lastiklerde aşınma varsa Balans ayarı bozulmuştur. Lastiklerde yol koşullarına göre bazen aldıkları dar, darbeler, kaldırma, çarpma gibi nedenlerden ötürü zaman zamanla lastik balanslarında bozulmalar meydana gelir. Yılda en az bir kez veya 15 bin kilometrede bir lastiklerin balans ayarı yapılmalıdır. 16'dayız. Lastik diş derinliği en az 1.6 mm olmalıdır. 1.6 mm'nin altındaki diş derinliğini e, diş derini ağır kusurlu olarak sayılır ve araç muayeneden geçmez sorusunda açıklamıştım zaten. Arkadaşlar bu videonun hemen altında ilk yorumda e, motor soruları var. E, oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca tekrar lastikler ile alakalı bir soru linki de bırakacağım. Bakın o lastik lastik soruları mutlaka çözelim. O diğer motor sorularını mutlaka çözelim arkadaşlar. Açıklamalı anlatıyoruz. Aman diyeyim sınavda soru kaçırmayın diye söylüyorum lastiklerin hava basıncı normalden az olursa lastikler yanan kısımlarından aşınır. Lastiklerin hava basıncı normal değerinden fazla olursa lastikler orta kısımdan aşınır. Aşınan lastikler çabuk ısınır ve patlar. Aşınmış lastiklerin sürtünmesi azalacağından aracın frenleme mesafesi uzar. Lastiklerin eskimesi sonucu yanan kısımlarında balon oluşur ve tehlikeli bir durumdur dedik. Bitti mi? Evet arkadaşlar bitti. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer sizlere bir şeyler kattıysak bir faydamız dokunuyorsa videomuzu beğenip belki paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça güzelleşir. Mutlaka paylaşalım. Allah'a emanet olun. Hepinize başarılar diliyorum.